sarken köyümüzün derneğinin düzenlemiş olduğu arabaşı gecesindeki soğuk havada arabaşı bahane çorba acı ama sohbet daha tatlı olacak. Dernek başkanımız Sayın Hüseyin Yıldız abime soracak. Abi arabaşı programımız hayırlı olsun, hoş geldin. Çok teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Evet Hüseyin Başkanım, güzel bir etkinlik, başardım bu işi. Yavaş yavaş da basamak alıyorsunuz, yavaş yavaş da görüyorum. Çok şükür abi. En geç... Köyde dokundunuz, 2-3 defa da bir program yaptınız köyde. Biz herhalde Şafatı köylerin içinde herhalde 3-5 köy var. Biz de evet. Bizlik herhalde bu evet. Tip bir program yapalım. Ve ilkiz yani evet. Bir kurulur daha 7-8 ay oldu. Derneğin böyle kurulması bir, değil mi? Daha böyle bir cesaretle bu işe girdik. İnşallah daha sonra bu şehitlerimizden dolayı işte biraz etkinliğimiz şeye geçecek ama... Yine de bunu biz geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz inşallah. Hüseyin Başkanım, yazın böyle Mayıs'ta veya Haziran'da bir etkinliğim olacak mı? Burada bir kahvaltı, yine bir yemek programı düzenleyip böyle davullu zurnalı program yapacaksınız. Şey düşünüyoruz. Bir de köyde Allah kızım verirse. Köy dedim evet. Köyde 400-500 kişilik bir program düşünüyoruz inşallah. 400-500 böyle program yapacaksınız Hüseyin abi. Hüseyin abi köyde bir gün köy camisine değdin. Onları bitirdik. Onlardan sonra evet. Söyleyeceğiz. Yok yine de olsun bize lojman tadil yaptırdınız. Lojmanı da bitirdik. Bitirdin. Bir sürü şeyler yaptınız. Bizim en büyük hayalimiz mezarlığı ağaçlandırmak. Evet. Ardından bir bayrak projemiz var. Ardından da bizim orada Osmanlı'nın derede de aradık. Derede çoğu bilir de. Evet. Orada da bir çeşme şeyimiz var. Tadilatımız var yapmanın. Ama normalde bizim amacımız dünyanın neresinde yaşasın Sarıket köyü halkını, Sarıket köyü nüfusuna kayıt olan insanları burada bir araya getirmek. Amacımız beraber. Bu. Asıl amaç dernek kelimesine göre yani evet. Hani bir söz var da derneğinizi dağıtırım derler ya. Evet. Biz derneğimizi hep büyütmeye çalışacağız. Obaya toplayacaksınız. Hüseyin abi teşekkür ederim. Hayırlı olsun, afiyet olsun. Peki, teşekkür ederim. Evet. Yıllardır hiç görmediğimiz kişileri burada görüyor. Evet. Hele yeni yetişen, yeni nesili burada görüyor, burada tanıyor. Kimin kim olduğunu evet. Burada biliyor. Yani kimin oğlu, kimin akrabası. Sıla-i Rahim burada, değil mi? Tabii, burada tanıyor. Evet. Burada tanıyor onları. Çok memnun oluyor bu durumdan. Hele bir de yani köylülerimizle burada bir araya gelmek, yani ben şu durumda köye gitmiş gibiyim aynı. O heyecanı yaşıyorum diyorsun. O heyecanı yaşıyorum. Ne güzel. Her ne zaman güzel. Bu işler sık sık olursa illa arabaşı da, yani çay içmeye de gelin. Sohbete de, değil mi? Aynen. Yeter ki birlik beraberlik güzel olsun. Uçmaya da gelin. Ne güzel. Arabaşı bahane. Evet. Daha önce sen söyledin. Hadi Muammer abi. Arabaşı. Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Evet. Gönül sevdiğin ister. Arabaşı bahane. Teşekkür ederim Muammer abi. İşte bu ya. Geldi bize de Kasım abi. İlkin Kasım abiyle başlayalım. Kasım abi. Bugün arabaşı programı olacak. Hoş geldin öncelikle başkente. Hoş bulduk. Nasıl buluyorum bu tip etkinlikleri? Derneği çok, yapmış oldu. Çok güzel. Köylülerin bir araya gelmesi... Evet. Dayanışması, yardımlaşması çok iyi bir şey. Çok güzel bir şey değil mi? Evet. Birlik, beraberlik. Aynen. Katılsınlar, gelsinler değil mi derneğe? Evet. Herkes katılım sağlasın. Herkesi davet ediyor. Herkes buyursun. Buyursun değil mi? Ne güzel program olacak değil mi? Sıcak sıcak. Hem hava soğuk, çorba sıcak olacak. İnsanlar da sıcak olacak. İnşallah Kasım abi. Kasım abi, gençlere ne diyorsun gençlere? Gelsin bu tür etkinlikleri yapsınlar değil mi devamlı? Tabii. Bunun ilk adımı atıldı. Bundan sonra inşallah daha iyisi olur. İnşallah, inşallah abi. Kasım abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yönetime soracak. Yönetimde başkan yardımcısı İlhan Canlar'a kardeşime. İlhan Bey hayırlı uğurlu olsun, afiyet olsun. Buradan güzel bir mesajını alabilir miyiz? Köylerine, dışarıdakısı, Avrupa'daki, bütün Sarket'teki görüyen görmeyenlere buyur. Evet, teşekkürler. Öncelikle derneğimizin düzenlemiş olduğu Arabaş Gecesi'ne buraya teşvik edip bizi evet. Kırmayıp geldiğiniz için Kavakini Postası olarak ayrıca size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi burada amacımız evet. Bütün köylülerimizi bir araya getirip birlik ve beraberlik içerisinde taşlandırmak, dayanışma içerisinde bütün köylülerimizle daha ileriye, daha güzel faaliyet yapmaktır amacımız. Evet. Şu anda burada bütün köylülerimiz davetli sayımız geliyor yavaş yavaş gelmeye başladılar. Salonumuz dolmaya başladı. Başladı evet. Demek ki insanların en ihtiyaç olduğu bu birlik beraber manevi duyguyu inşallah burada Sarıkent Kültür ve Dayanışma Derneği adı altında herkes bunu hissedecek. Herkese uzaktan ve yakından gelen herkese evet. Ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İlhan Başkan bir de şunu söyleyeceğim. Kısa zamanda güzel mesafe aldınız. Evet. Yaptığımız faaliyetlerle ilk önce köylülerimizin maddi ve manevi destekleri
bizim derneğimizde büyümesinde büyük katkı sağlamıştır. Gerek camilerimiz olsun, gerek diğer faaliyetlerimiz olsun. Ses getirdiniz. Ses getirdik. Bundan sonra da inşallah Allah'ın izniyle Peygamber Efendimizin dediği gibi ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır düsturuyla inşallah bu yola devam edeceğiz. Daha güzel başarılar. Tabii daha nice faaliyetlerde bulunacağız. Herkese teşekkür ederim. Herkese ben teşekkür ederim başkanım. Davut Başkanım, bugün Sarket Köyü'nün birlik beraberlik gecesine hoş geldiniz. Öncelikle araba şirketine. Teşekkür ederim. Dernek kuruldu, güzel mesafe alıyor. Buradan evet. Yeni nesil bir mesajını alayım başkanım. Evet, çok güzel bir oluşum oldu. Evet. Sayın Başkan ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Bizim yıllardan beri hayal ettiğimizi bunlar gerçekleştirdi. Evet. Zamanında biz yaptık ama bunu başaramadık. Yeni gençlere bıraktık. Gerçekten de bu işi tabii yürüteceğine inanıyorum. Biz de her zaman için destek olmaya hazırız. Manevi destek olmaya. Ya manevi, maddi destek. Şimdi bu kaynaşma köyümüzün gerçekten çoğu insanlar birbirini tanımıyor. Burada istenen özlem değil mi? Tabii tam istediğimiz bir özlem. Çoluk çocuk ailece gelmesi de bizim için çok önemlidir. Gençlerin kaynaşması ve yaptıkları hizmetleri de biliyorum. Köydeki cami olsun. Dokunuşları da kısa bir zamanda. Evet kısa bir zamanda imam evini şudur budur minaresini falan hepsini yaptığına takip ediyoruz. Herkese ben teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı başarılarının devamını diliyorum. Afiyet olsun. Sağ ol. Başlatmış olduğu bu programı soracağım. Anneciğim hoş geldin öncelikle başkente. Nasıl görüyorsun bu programları? Hoş bulduk oğlum. Çok güzel, çok iyi. Sarıkent içinde bütün evet. Bizim Sarıkent Derneği için çok evet. Beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Birlik beraberlik için de değil mi? Birlik beraberlik için. Evet. Seviyorum. Çok güzel. İyi. Çok güzel oldu. Devamlı yapsınlar böyle bir etkinlikler devamlı değil mi? Devamlı yapsınlar. Birlik beraberlik olsun her zaman. Evet. Teşekkür ederim anneciğim. Afiyet olsun. Ertuğrul kardeşim de söyleşi yapacak. Murat Ertuğrul gerçekten dernek olarak köylerde ses getirecek güzel dokunuşlar yaptı. Biz de yaptıkları dokunuşları Murat'a soracağım. Murat kardeşime soracak. Evet Murat'cığım güzel birlik beraberlik geceniz hayırlı olsun. Buyursunuz. Teşekkür ederim. Dernek olarak çok güzel programlar yaptınız. İnşallah evet. Daha iyileri olacak. Evet. Cinnan abim önce sen de hoş geldin. Bizi Allah razı olsun. Evet. Katılım sağladı. Bütün köylülerimiz adına herkes hoş gelmiş. Evet. Bizi gururlandırıyor köylüler. Evet Murat. Birlik beraberlik adına bu etkinliği yapma kararı aldık. Yönetim olarak toplandık. Evet. Olumlu karar çıktı yönetimimizden. Karar aldık. Dedik arabaşımızı yapalım. Güzel yol alıyor o zaman. Bundan inşallah daha iyi. Çok güzel yol alıyoruz. Evet. Bundan daha önce de oldu etkinliklerimiz. Evet. Dedik köylülerimize birlik beraberlik, yardımlaşma, dayanışma. Yani uzun zamandır birbirini görmeyen köylerimiz bir araya geliyor. Değil mi? Evet. İnsanlar birbirini görüyor. Ben dahi, şahsım dahi tanımadığım köylerim varmış Ankara'da. Görüyorum. Ne güzel bir şey. Yani herkes birbirini hoş karşılıyor. Bir abi kardeşlik içinde. Evet. Hamdolsun. İnşallah daha iyileri olacak. Daha iyileri. Evet. Başarınız da dedi. Evet. Köyümüz adına çalışacağız. Hiç durmayacağız yani. Bugüne kadar durmadık. Muradım. Gelen her şeyi yaptık. Bir daha sen başkentte kalıyorsun bugün. Muradım. Yetişen nesiller bir mesajın böyle bu derneğe gelsin katılsınlar değil mi böyle mesajı? Yurt dışındakileri Sarkentli olup da Türkiye genelinde var ya ikamede insanlara bir mesajın olacak Murat. Kesinlikle. Şimdi bunu köy olarak düşünmeyelim. Dar düşünmeyelim. Geniş çerçevede düşünelim. Geniş çerçeve olarak mesela ülke olarak bile, ülkede bile birlik beraberlik olmazsa bir ülke dağılır. Dağılalım ki evet. Köye, memlekete yani. Evet. Şimdi gelecek. Ülke olarak birlik beraberlik olursa gelecek de olur. Köy olarak birlik beraberlik olursa köylüler birbirini tanır. Bu çok güzel bir şey yani. Evet. Bir araya gelmek, birbirini tanımak. Özellikle kaynaşmak. Kaynaşmak değil mi? Tabii kesinlikle. Bunu bir araya getirmek de büyük bir başarı. Topluma da başarı değil mi? Tabii canım. Toplum adına da büyük bir şey. Başarı. Herhalde Murat'ım yazın da başkan dedi ki bir 400 şenlik programımız olacak gibi geldi bana. Aldığım kılıcımı mesaj. Allah kısmet ederse inşallah onun da çalışmalarına ufaktan şimdi başladık yani. Evet. Hafif hafif onlar da var. Hazırlıklar vardı. Bu zaman zarfında çok sürmeden yine bir etkinliğimiz olacak. Köyümüzde evet. Allah kısmet ederse. Ne güzel, ne güzel. Köy adına inşallah evet. Bir düşüncemiz daha var. Onu da ilerleyen zamanlarda inşallah. Sen olduğun zaman duyururuz. Allah senin de yokluğunu vermesin. Allah razı olsun Murat'ım. Her tarafa yetişiyorum yani. Her zaman yanınızdayım ben. Güzel. Niye de başarıyorsunuz. Güzel işler yapıyorsunuz. Ben de onun için böyle iş
şeylere de sonsuzum ben. Bütün köylülerimize mesajımız birlik beraberlik. Teşekkür ederim. Birlik beraberlik, birlik beraberlik. Birlik olmadan dirlik olmaz. Olmaz, doğru söylüyorum burada. Bunu herkes iyice böyle öğrensin. Tüm köylülerimize buradan saygılarımızı iletiyoruz. Allah herkes razı. Allah'a emanet olsun. Sağ olun. Bugün Aramış programımız var. Evet. Güzel. Allah'ın izniyle. Şeylerini alabilir miyiz? Metiye alabilir miyiz? Öncelikle gelen tüm köylerimize Allah razı olsun. Evet. Öncelikle amacımız Sarıkent Köyü bir araya getirmek. Yardımlaşmayı, dayanışmayı, akrabalık bağlarını daha genişletik diyoruz. Evet. Pekiştirip tüm köylerimizi bir araya getirmek. Evet. Sonrasında bu vesileyle Ankara'daki tüm Sarıkentlerimizi yaklaşık 218. Ben onu dedim, 218 hane burada değil mi? Sarıkent'te. Sarıkent olup da 218 hane Ankara'da ikamet diye köylülerimiz var. Çok güzel. Bunların tamamını bir araya getirip evet. tanıştırmak, kaynaştırmak. Ne güzel. İnşallah bu vesileyle de bunu başaracağımıza inanıyoruz. Gelen tüm köylerimize teşekkür ederim. Başkanım, Kıvılcım güzel. Sevda abla hoş geldin. Öncelikle Sarıkent Köyü'nün demeyi düzenlemiş olduğu Arabaşı Gecesi. Nasıl görüyorsun bu etkinliği? Birlik beraberlik nasıl? Güzel, devamlı güzel. Olsun mu? Güzel. Birlik beraberlik güzeldir. Güzeldir değil mi? Daim olsun. Daim olsun. Buradan yeni gençlere ne mesajın olacak ablacığım? Valla birbirlerine kol kanat gerip birbirleriyle sahip çıkmalar lazım değil mi? Tabii sahip çıksınlar. Evet. Bir de yazın diyorum ki Başkan Hüseyin Başkan'a bir de şenlik yapacak mı yapsın değil mi bir de şenlik? Yani tabii. Değil mi? Elinden gelen her şeyi yapsınlar. Değil mi? Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Mesafe aldılar. Biz de Berni avukatı sağ olsun denetimcisi yönetimde Yusuf abi, Yusuf kardeşimle söyleşi yapacak. Yusuf'un hayırlı uğurlu olsun arabaşı geçeceksiniz. Çok teşekkür ederim. Buradan Kabakini postası izleyicilerine, takipçilerine selamlarımı iletiyorum. Ben teşekkür ederim. Sarıkent Köyü Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nin denetim kurulu üyesiyim. Evet. Aynı zamanda Ankara'da avukatlık yapıyorum. Şubat 2023 ayında başladığımız dernek faaliyetlerine son gaz devam etmekteyiz. Güzel de mesafe alıyorsunuz Sayın Avukat. Şu anda gerçekten güzel faaliyetlerde bulundum. Arabaş etkinliğimiz ilk değil, son da olmayacak. Olmayacak. Yine coşkulu, yine birlik ve beraberliğimizi arttırıcı etkinlikler düzenleyeceğiz. Dernek yönetim kurulu olarak, dernek üyeleri olarak hep birlikte Ankara'daki, şehir dışındaki bütün sarıkentlerle birlikte derneğimizi güçlendireceğiz, büyüteceğiz. Derneğimize, köyümüze güzel faaliyetlerde, güzel yatırımlarda bulunacağız inşallah. İnşallah. Ama güzel de dokunuşlar yaptınız değil mi köye? Çok çok güzel dokunuşlarda bulunduk. Burada köyümüzün, camimizin yenilenmesi olsun. Yine köy minaremizin, köy camimizin minaresinin yapılması olsun. Lojmanların tadilatı olsun. Bunlar ilk etkinliklerimizdi, ilk faaliyetlerimizdi. Geriye dönük projelerimiz çok ama. Geriye dönük olarak mezarlık projemiz var. Mezarlığımızın ağaçlandırılması olsun. Yine aynı şekilde köyümüze bir gönder ve büyük bir Türk bayrağı dikme projemiz var. 25 metre direkt evet duydum. Mesire alanı yapma gibi bir projemiz var köyümüzde. Çok güzel, çok güzel. Köyümüzün yeşillendirilmesi konusunda yine köyümüzden okuyan çocuklara burs verme konusunda çalışmalarımız devam etmekte. Evet. Eğitim, öğretimi, köyümüzün kalkınmasını derneğimiz aracılığıyla inşallah gerçekleştireceğiz. İnşallah. Bundan sonra da yolumuzda son biraz devam ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyeyim ben de size. Bizi takip edin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Köyümüzün dernek başkanı, başkanı da adet. Evet başkan düşünceleri. Öncelikle teşekkür ediyorum. Evet başkan. Yozgat, Şefaat'te, Sarıkent. Derneğimizi Hüseyin Bey'in davet üzerine geldik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliği bize de sunduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Özellikle de Kabakini postası olarak Kabakini yani her zaman takip ediyorum. Ayın 5'inde de buradayız aynen. Değil mi başkanım? Burada aynen. Hasbeköy Derneği Başkanı olarak Yusuf Bero. 5 Ocak 2024 Cuma günü saat 19'da da
bizim arabaşı davetlisiniz var. Özellikle Ünal abi sizi özellikle davet ediyorum. Ve buradaki herkese teşekkür ediyorum. Burada bu derneğe yalnız bırakmadıklarından ötürü. Yani Hüseyin Bey'i ve ekibine ayrıyetle yönetimine ayrıyetle teşekkür ediyorum. Sizlerin de ellerine kollarına sağlık diliyorum. Afiyet olsun, şifalar olsun diliyorum. Teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Sevda abla hoş geldin. Öncelikle Sarkent Köyü'nün derneğin düzenlemiş olduğu Arabaşı Gecesi. Nasıl görüyorsun bu etkinliği? Birlik beraberlik nasıl? Güzel, devamlı olsun güzel. Mu? Güzel. Birlik beraberlik güzeldir. Güzeldir değil mi? Daim olsun. Daim olsun. Buradan yeni gençlere ne mesajın olacak ablacığım? Valla birbirlerine kol kanat gerip birbirleriyle sahip çıkmalar lazım değil mi? Tabii sahip çıksınlar. Evet. Bir de yazın diyor mu ki başkan Hüseyin Başkan'a bir de şenlik yapacak mı yapsın değil mi bir de şenlik? Yani tabii. Değil mi? Elinden gelen her şeyi yapsınlar. Değil mi? Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu etkinliği meydana getiren bu önceliğe Hüseyin Başkanım, Murat Başkanım, İlhan Başkanım, evet. Fatih Başkanım'a buradan çok çok teşekkür ediyorum. Kıvılcımı bunlar yaptı. Evet, aynen öyle. Bunun gençlerin daha katılım olmasını evet. Temenni ediyorum. Devamlı değil mi? Sarıkent köyümüzün daha gelişmesi, birlik beraberlik olmalarını temenni ediyorum Cenab-ı Allah'tan. Buradaki etkinliğimiz yani gün geçtikçe daha güzelleşiyor. Kalabalıklaşacak aileye değil mi? Tabii ki, evet. Katılım olacak. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmadığınız için. Her zaman, her Allah zaman. Allah razı olsun. Senin de lazım.